gibi deli sanıyorlar. Ay yeter, tamam kes, tamam. Olmadı mı? Olmadı tabii ya. Sen kim, şarkıcılık kim be? Ya dedeciğim, bak söz veriyorum sana. Sevdiğim bütün yemekleri yapacağım. Yağına, tuzuna, şekerine hiç karışmayacağım. Hatta sana kocaman bir pizza ısmarlayacağım. Olmaz. Bilgisayarını istediğin zaman getireceğim. Sana oyun açacağım, chat açacağım. Sen söyleyeceğim, ben yazacağım. Hiç yoruldum demeyeceğim. Ben kendim yazarım, merak etme. Tırnaklarını keseceğim, ayaklarını yıkayacağım. Sana bere, kaşkol, patik ne varsa öreceğim. Yemezler. Of dede ya, ne kadar inatçısın sen ya. Ya ne olur arkanı dönme, çık, istenmiyorsun artık de bana. Ya o benim dünyam dede, dünyam, dünyam. Benim de kararım kesin. Ben bir işe olmaz diyorsam... Olmaz! Ay! Ay! Özümü patlattın. Bıçakla öyle şeyler yapılmaz. Niye? Cevdet Aslı'nın babası değil mi? Bırak konuşsunlar. Ben de annesiyim. Zaten beni aylardır kandırıp gizli gizli görüşüyorlarmış anne. Fikret, böyle ağzın doldura doldura aylardır yok gizli gizli yok beni kandırdılar. Aa, daha fazla sabredemedin. Baba sıkılıklı. Benim bu konuda tavrım belli anne. Hiç boşuna yorma kendini. Sende de Muzaffer Bey gibi katır inadı var, katır. Ben temizlik yapacağım anne. Yap. Temizlik yapa yapa eve eskittin. Bak yarım bıraktı. Aa, her şey yarım, her şey yarım. Bizim aramızda hiçbir şey olamaz dedi ha. Aslı. Evet, aynen öyle. Ben daha ağzımı açmadan bir çırpıda her şeyi söyleyiverdi zaten. Ya siz benim patronumsunuz. Bizim aramızda bir şey olamaz. Siz beni yanlış anlamışsınız falan dedi. Senden önce davrandı yani. Evet, benden önce davrandı işte. Ya niye öyle davrandı ben de anlamadım. Ya belki de sen onun duygularını yanlış anladın Sarp. Yani bilmem ki. Nasıl bilmem ki? Ya Sarp, bu kız sana açık açık benimle olan duygularını söylemedi mi? Yok. Ben seninle ilgilendiğini düşünmüştüm ama. İyi tamam. Bu konuda böylece kapanmış oldu. Artık daha rahat davranabiliriz. Aferin kızım. Ezdirmemişsin kendini. Seninle gurur duyuyorum. Bundan sonra böyle anneanne. Ne Onur Bey ne de bir başkasının beni üzmesine izin vermeyeceğim. Hiç kimse beni üzemeyecek. Hiç kimse seni üzemeyecek. Öyle sabahlara kadar laboratuvarlarda sürünmek falan da yok. İşim ne gerektiriyorsa onu yapacağım. Ne eksik ne de fazlası. Fazla çalışanlara sanki madalya mı takıyorlar? Ay madalya dedim de aklıma geldi. Bak, bu bundan iyi gitmiyor. Bunu takıyorsun, bu çok güzel. Bak, tak. Şey, anneanne ya, annem nasıl? Depresyonda, hırt hırt evi temizliyor. Babasıyla onu görüştürmeyeceğim diyor, başka bir laf etmiyor. Ya anneanne, neden beni anlamaya çalışmıyor? Zamanı gelince anlayacak. Sen hiç üzülme, her şey çok güzel olacak. Canım benim, canım, canım yavrum benim. Çok güzel günler göreceksin. Şaryo ile tekten ikili resim. Açıyı değiştirdik. Faruk. Sağpan'la oyuncuyu bulduk. Bak bu çok önemli ama. Öne doğru şaryo ile göze dolduk. Büyüdük, büyüdük, büyüdük. Aslı ile konuşmaya kesin olarak karar verdim. Kestik. Harbiden mi? Evet abi. Kafam rahat. Gideceğim. Her şeyi güzel güzel konuşacağım. Kararım kesin. Kara Murat'ım benim be. Aslanım benim. Yürü be. Savunun. Kara Murat geliyor küffarla. Ne yapıyorsun? Allah 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 Allah. Konuşacağım. Yürü be Kartegena. Günaydın. Günaydın. Hastasın sen oğlum, vallahi hastasın ha. Sizin gibi sağlıklı olacağıma hasta olayım ben, boş ver. Ne zaman söyleyeceksin? Vallahi bulduğum ilk fırsatta konuşacağım.
Yani daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Nasıl söyleyeceksin peki, düşündün mü? Prova yapalım, ben şu peruğu alayım geleyim. Aman 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 Faruk, sakın ha. Hiç girme oralara. Yani ben böyle içimden geldiği gibi gideceğim, konuşacağım. Öyle bir prova mura falan yapmayacağım. Yani. Vay be. Bugünleri görecek miydim ben ya? Hadi bakalım, ara. Şimdi mi? Ya sen demedin mi ilk fırsatta söyleyeceğim diye? Fırsat, ara, söyle. Buluşun, hallet şu işi artık ya. Öyle yemeğine mi çıkarsam? Sen o kızla buluş ve her şeyi söyle de. Ne zaman olursa olsun fark etmez. Sabah kahvaltısı mı, öğle yemeği mi, akşam yemeği mi, beş çayı mı, sahur mu? Hadi. Alo Sarp. Alo Aslı, nasılsın? İyiyim iyiyim. Dün gece arayamadım seni. Merak etmişsindir. Ha, ettim tabii. Ben Onur'la konuştum o konuyu. Halloldu her şey. İyi olmuş. Oğlum ne söylüyorsun? Girsene konuya artık. Ya ben şey diyecektim Aslı. Ya öğleden sonra ne yapıyorsun? Bir yemek yiyelim mi? Olur. Tamam o zaman. Ben gelir alırım seni. Beraber çıkarız. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İçimdeki her şeyi söyleyeceğim ona Faruk. Her şeyi söyleyeceğim. Gülüşe bak. Şu gülüş bile her şeyi anlatıyor. Mona Lisa erkekim benim. Gül lan. Sarp da yani gözümüzün içine baktı resmen gidin der gibi. Haklı tabii. Orası da şirket sayılır yani. Şu hale bak ya, ev bomboş. Bütün eşyalarımız aciz geldi, olacak şey değil. Biz ne yapacağız söyler misin Pelin? Otele gideceğiz artık. Tabii sen prenses olduğun için burada rahat edemezsin. Değil mi canım? Asıl sen düşün. Baba parasıyla şirketler kuran ben değilim, sensin. Bence sen burada bir gece bile kalamazsın. Var mısın iddiaya? Tamam. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ay Pelin, saçında örümcek var. Şöyle at bakayım iyice. Ay hay Allah ya. At. Şaka şaka. Hey hayatım. Ben yoksul bir ailede büyüdüm. Yokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Rahatsız beni. Ay anam gel. Ay ya kaç defa söyledim size patlatmayın şunu burada diye. Hadi evinize yürü. Hadi. Ay. Gel dedeciğim gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hah, gel otur şöyle. Aman. Oh. Bu ne bu ya? Soba. Ha? Ayakların üşümüştür, ısınsın diye. İyi düşünmüşsün vallahi ısıttı. Ah, bu gazeten, bu kumanda. Bu da sahlep. Sıcacık sıcacık içersin, için ısınır. Sağ ol. Ama aklında, dışarı çıkamazsın. Aşk olsun dede ya. Ben onun için mi yaptım? İçimden geldiği için yapıyorum. Öyle mi? Tabii. Peki nerede bunun tarçını? Ben tarçınsız salep içer miyim ya? Ha bak tüh. Tarçını unuttum ben. Tarçın bitmiş de evde. Ha. Dur ben dışarıdan bir koşu alıp geleyim hemen ha. Ha sahi mi? Ben de yuttum. Otur oraya hadi. Hiçbir yere gidemezsin. Nasıl dede ya? Raporlar tamam. Bakalım Onur Bey ne diyecek? O kendini böyle bir masala inandırmış olabilir. Ama hepsi bu.
Bu sadece bir masal. Yani üzgünüm, bu dünyanın bazı gerçekleri var, öyle değil mi? Kendine gel Aslı. Öyle zırt pırt onun odasına gidemezsin artık. Hem senin için söylediklerini de unutma. İyi ama bunları da vermem lazım. Tabii ya. Buradasın. Ne diyor? Kim ne diyor? Canım, bu Zafer dede işte. Ha Resul ya, ben onunla daha konuşmadım. Ben de sizi öyle birden görünce. Siz ne istemiştiniz? Ha, bu dosyayı Onur Bey'e verir misin? Veririm tabii. Ne diyeyim? Ha, bir şey demene gerek yok. Masasına bırak, o anlar. Soru sormasın. Yok yok, anlar o, anlar. Sen merak etme. Peki. Gel. Resul, bu ne böyle? Anlamadınız mı? Dosyaya benziyor ama. Bence de abi. Aslı mı verdi bunu sana? Vallahi bravo. O da öyle dedi. Git ver, o anlar dedi. Niye kendisi gelmedi? Vallahi bilmiyorum abi. Götür ver, o anlar dedi. İstiyorsanız gideyim sorayım. Onur Bey tam olarak anlamamış diyeyim. Sen işine bak. Emredersin abi. Fikret, bu dünyadaki en önemli şey nedir? Elektrik anne. İletişim. Otur şuraya, azıcık konuşalım sen. Yok, işim var benim. Beni delirtme. Otur şuraya dedim. Konuşacağız. Ne oldu şimdi ya? Bak, kızınla konuşacaksın. İnsan kızıyla darılır mı? Sen bana darılmıştın anne. Yok canım, ne zaman? Ne zaman olacak? Cevdet'le konuştuğumu öğrendiğinde bir hafta benimle konuşmamıştın. O başka, bu başka. Sen Cevdet'le kömürlükte fingirdeşiyordun. Bana da komşulardan laf geliyordu. Fingirdeşmiyordum anne, sadece konuşuyordum. Eski defterleri kapat artık. Bugüne gel, bugüne. Kızınla ne yapıp edip barışacaksın? Ben bu evde küslük istemiyorum. Benim ayarımı bozmayın. İndirme suratını. Ay, çok güzelmiş bu elbise. Yine ne var Resul? Aslı. Onur Bey, Ayşe, kusura bakmayın, ben Resul zannettim de. Ne yapıyorsun? Ben çalışıyordum. Moda üzerinde çalışıyorsun galiba. Beş dakika bakmıştım. Güzel seçim. Teşekkür ederim. Dosyayı Resul'e göndermişsin. Bir sorun mu vardı? Neden kendin gelmedin Aslı'cığım? Benim burada yapacak başka işlerim vardı, o yüzden. Üstünden geçelim mi? Tabii, buyurun. Soğuk mu oldu ne? Şömineyi mi yaksak acaba? Ay ne güzel olur sana amcim. Da ben beceremem. Sen yaksan. Boş ver ya. Yakmayalım. Hem böyle daha güzel. Çocukluğumu hatırlıyorum. Soğuk odalarda ders çalışırdım bütün gün. Tabii sen bunları anlamazsın hayatım. Ben üniversitede yurttayken neler çektim bir bilsen. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani şekerim. Ya şu odalardaki yarışmalar var ya, seni oraya göndersek sen bir gecede koşarak ağlayarak kaçarsın orada. Yani senin öyle bir ruhun yok tatlım. Sen pembe köşklerde büyümüşsün. Kapı. Bakıver, ayaktasın işte. Bu
Onur'un sesi mi? Onur mu? Sanki. Ya nasıl? Salim ne haber? Faruk. Oo. Faruk. Çok teşekkür ederim Aslı'cığım. Yine çok detaylı bir rapor hazırlamışsın. Rica ederim. Aslı. Efendim? Bir sorun yok değil mi? Nasıl bir sorun? Yani ne bileyim hani geçen gece yaşadıklarımızdan sonra... Ah yok Onur Bey, ne sorunu? Zaten ben unutmuştum ama sizin için varsa bilemem tabii. Ha, yok canım, yani benim için de bir sorun yok. Sen zaten beni yanlış anlamışsın Aslı. Karşılıklı yanlış anlaşılmalar, şunlar bunlar. Her şey insanlar için Onur Bey. Tamam. O zaman tekrar arkadaşız. Aa, biz zaten hep arkadaştık. Tabii siz başka bir şey düşündüyseniz onu da bilemem. Neyse, kapatalım biz bu konuyu. Oo, neredeyse öğlen olmuş. Yemeğe gidelim mi? Ay çok iyi olurdu ama benim başka birine sözüm var. Ha, öyle mi? Kime? Selam. Sarp'a. Çıkalım mı? İyi misin Onur? Ha, i̇yiyim. Sen nasılsın? İyi valla. Görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun. Sağ olun. Size de. Şimdilik bu uyku tulumlarını tedarik edebildim. En azından uyurken üşümezsiniz. Sağ ol Faruk. Bir de avukat Sedef Hanım var ya, onunla konuştum. İcraya taahhütname verirseniz eşyalarınız satılmazmış. Yani geri alabilirsiniz. Süper. Tamam o zaman, bir sorun yok. Ben bir yerden bir şekilde bir borç bulur öderim o parayı ya. De. Bu işlemler biraz uzun sürer. O zamana kadar burada ne yapacaksınız? Tam da kır kuru bakır. Otele gitmeyeceğiz diye de inat ettiniz. Ben idare ediyorum da. Sanem. Baksana ağlayacak gibi. Ha, ne alakası var canım? Ben gayet iyiyim. Ayrıca keyfim de son derece yerinde. Ben de şöyle bir köşeye ilişeyim. Ay! Sen şömineyi yak Faruk. Yakayım bari ben şömineyi. Bugüne kadar neyi yapmadıysam yaptım. Yapamazsın. Yok ya. Oh. Bir şey asla yapamam. O ne dedi ya? Tavla mı oynayacağız? Yok canım. Al sen şunları. Tavlayı biz meyve sahanında oynayacağız. Sana bunları getirdim de oyalan diye. Al. Bu nasıl oyun ya? Ya yılbaşına hazırlık yapacağız. Sen bunları başta şişirme. Dede ya, yılbaşına daha çok var ama. Ya olsun işte, yavaş yavaş bitirirsin o zamana kadar. Of dede ya. Yeni yıla evde mi gireceğim ben? Tabii ya. Bak hep beraber toplanacağız. Tombala oynayacağız. Aman şenliğe bak, ne güzel olacak. Ya çok güzel olacak. Hadi sen başla. Şiştim, vallahi şiştim ya. Sen böyle öğlenleri gelmezdin, hayırdır? Seni göreyim istedim. E tabi, dün geceden sonra merak ettin değil mi? Ha, tabi bir de o da vardı. Başka ne var ki? Aslı. Ben aslında... Aslı ben aslında diye konuya girilir mi ya? Faruk haklı galiba. Problem alsaydım. Şey kafam ya. Sarp sen iyi misin? Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Ben de hiç böyle olmamıştım. Hasta mısın? Kimileri öyle diyor. Ciddi bir şey mi? Çok ciddi Aslı. Yani bu konu çok ciddi. Yani ben ciddi derecede şeyim. Nesin? Ben... Aslı ben seninle ciddi bir şey konuşmak istiyorum. Afiyet olsun.
Teşekkür ederim. Kaç kaç geldi efendim? 2-2. Güzel. Çok özlemişim ben bu oyunu. Defterime yazdığım ilk oyun bu oldu. Ya. Başka ne oyunlar var efendim? Hayvan bitki şehir, piş birik, bir de uzun eşek. Ama onu nasıl oynayacağız bilmiyorum. Şimdi kaç geldi? 2-1. Ve 6-6 gibi görüyorum ama ne yapayım, beni kazıklıyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Aa, aşk olsun Muzaffer Bey. Ama siz çok şanslısınız, ben ne yapabilirim? Ama efendim ben çok iyi oynarım bu tavlayı. Yani 98'den beri beni tavladan yere yok. Ben de seni özledim. Ben şöyle yapayım. Eyvah! Resul ne yapıyorsun? Aa, şey, bir korku filmi var da. Onu izliyordum. Çok korkunç. Ha. Allah eyvahlar olmasın. Ya, ya dede internetten görüşmek de mi yasak ya? Evet, evet yasak. Sana her şey yasak. Sahtekar doktor, ben sana bu kızın etrafında dolaşmayacaksın demedim mi? Dede boşuna bağırma, sesi kısık duymaz seni. Ne utanmaz herifsin sen be? Ha? Ben sana demedim mi? Sizi seviyorum sizi. Bak 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 bak. Ne biçim işaretler yapıyor bana görüyor musunuz ya? Terbiyesiz. Barışalım artık ne olur. Ay kalp işareti yapıyor. Ne yapıyor? Seni seviyorum diyor. Ha, dur şimdi ben ona bir hareket yapayım da görsün. Ay, sakın ha sakın. Ay terbiyenizi bozmayın. Milli bilek hareketi falan yapmayın. Ben hareketi yapmayacağım ya. Yazı yazacağım ben bu sahtekara. Bay Kip mi? Bu ne be? Kip Bay yazdı. Ha, kendine iyi bak. Bay. Sonuna da üzgün surat koydu. Biliyorum. İyi. Sen bir şey diyordun. Ha? Ne diyordun? Hastayım falan dedin. Ha, önemli değil ya. Mevsimsel falandır. Yemekler güzeldi ama değil mi? Ha. Ya Sarp iyi ki geldin biliyor musun? Benim de canım çok sıkkındı. Biraz kafam dağıldı. Gidiyor musunuz? Evet, ofiste yapılacak çok iş var. Sarp ofise gelsin de bir kahve içeriz. Ya benim de yapılacak çok işim var. Stüdyoya gitmem lazım. Hem yeni çekilecek katalog için seninle görüşmek istiyorduk. İyi olur. O zaman en kısa zamanda ayarlayalım. Tamam. Görüşürüz. İyi günler. Bir kahve içelim mi? Hem konuşuruz da. Sarp'cığım benim de hemen ofise dönmem gerekiyor. Başka zaman içerisi? Söz. Söz tabii canım. Zaten bundan sonra hep seninle birlikteyim. Hadi şimdi kalkalım. Hmm.
Biz de gelmiş. Hayat güzel be Faruk'um. Güzeldir be aslanım. Güzel olmaz mı hiç? Sen önce bugün ne olduğunu anlat. Aslı'yla buluştunuz, sonra? Ya İstanbul da güzel. Yani trafiğine rağmen güzel şehir be Faruk. Sen İstanbul'a da güzel demeye başladın. Bittik. Şş. Alo. Açıldın mı Aslı'ya diyorum? Ha. Yok. Niye lan? Denk gelmedi. Bu iş iyice kabak tadı vermeye başladı biliyor musun? Senin bu kıza bir halt diyeceğin yok arkadaş. Şş. Ha. Vallahi konuşacağım ha. Yemekte yanımızda Onurlar vardı, o yüzden konuşamadım. En geç yarın konuşuyorum. Geleceğiz bakalım. Şunların ikisi nasıl? Ha. Şey Onur Bey, rahatsız ettim. Raporlar benim masamda kalmış da tekrar bakmak istersiniz diye getirmiştim. Tamam, sen masanın üzerine bırak, ben geliyorum şimdi Aslı'cığım. Merhaba. Nasılsın Aslı? Ah, iyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Otursana biraz laflayalım. Aa, işlerim vardı ama hadi bir 5 dakika oturayım. Çok güzel görünüyorsun yine. Ah, teşekkür ederim. Ne yaptın sen? Alışabildin mi İstanbul'a? Hiç sorma. Ya bu şehir 2 günde bitirdi beni. Amsterdam'a mı döneceksin? Hiç sanmıyorum. Zaten buraya yeni bir başlangıç yapmak için geldim. Bir yeri kıpırdamaya niyetim yok. Çalışmaya başlayacaksın herhalde. Henüz değil. Ya, biraz araştırma yapıyorum. Bir de kendimi dinliyorum. Ya, bir şeye tam olarak karar vermem gerek. Karar verdikten sonra gerisi kolay zaten. Ben tuttuğunu koparan biriyimdir. Ya ne güzel böyle kararlı olman. Onur'la da konuşuyoruz. Ya onun fikirleri benim için her zaman çok önemli olmuştur. O da aynı şeyi söylüyor. Düşünmen gerek diyor. Tabii yani seçerken dikkatli olmak lazım. Bu dönemde bana çok yardımcı oluyor. Ya bana evini bile açsın. Daha ne oldu? Ne? Onur Bey'de mi kalıyorsun? Ben şimdi toparlarım onu. Bilmediğim bir yer değildi zaten. Ya. Tabii öyle. Hatta yuvama geri döndüm diyebilirim. Ben hazırım, istersen çıkabiliriz. Geldim. Nereye gidiyoruz? Ha sen nereye istersen. Aslı sen ne yapıyorsun onlarla öyle? Ya benim de gözüme batıyordu. İstersen kendi odanı al beğendiysen. Tabii olur, alırım ben. Görüşürüz. 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 Görüşürüzmüş. Aslı Hanım, çay? Hayır. Orta kahve. Resul çak! Görebilir miyim? Gel tabii anneciğim. Son günlerde üzdük değil mi birbirimizi? Aslı, sen benim her şeyimsin. Senden başka kimim var ki benim? Bir sen bir de annem. Senin mutlu olman, bir küçücük gülümsemen her şeye bedel benim için. Ama annelik başka bir şey. Hele benim gibi hem anne hem babaysan daha da başka. Tamam, birazcık kuralcı bir anne olduğum kesin. Ama insan nasıl görüyorsa öyle gidiyor işte. Cevdet ortaya çıkınca da kurallar koydum. İkinizin görüşmesine asla izin vermeyecektim. Ama yapamadım. Engel olamadım sizi. Sonra senin babana gösterdiğin sevgiyi kıskandım. Kızdım. Zannettim ki sana verdiğim bütün emekler bir anda uçup gidecek. Ya anne, olur mu öyle şey? Biliyorum. Olmaz. Ama artık daha başka düşünüyorum. Yani sonuçta o senin baban. Baban tabii. Artık onunla istediğin zaman görüşebilirsin.
Ama benim de bir şartım var tabii. Beni asla ihmal etmeyeceksin, tamam mı? Ya anneciğim. Anne sen harika bir annesin. Canlarım benim. Bir taneciklerim. Ay, ay çok sevinçliyim. Oldu ya. Hı? Oldu oldu. Bakalım onu bey ne diyecek. Gel. Onur Bey. Ha gel. Müsait misiniz? Aslı. Bu elbise... Beğendiniz mi? Çok beğendim. Sana çok yakışmış da bu elbise bugünlerde çok moda galiba. Abi bilmem yani ben kendime yakışanı giymeyi tercih ediyorum. Şu sizin resim çok şeker ya. Bir kahve almaya gittim, 2 saat muhabbet ettik. Nasıl ya? Aslı? Fadik. Fadik. Hadi kalk kızım bak Meriç Hanım bizi kahve içmeye çağırdı. Of, sen git dede ya. Ben gelmiyorum, uyuyacağım burada. Yoksa sen gene kaçma planlar mı yapıyorsun burada ha? Ne kaçması dede ya? Ben artık vazgeçtim kaçmaktan. Ama burada böyle yatacağım. Tahliye olacağım günü bekleyeceğim. Bak yukarıda camdan bakacağım. Dışarı çıktığını görürsem çok fena yaparım ha ona göre. Ya kızım aşağı ağzı burnunda boğulacaksın orada be. Üf dede ya, sen gitsene. İyiyim ben. Uyu yavrum sen, uyu. Güzel güzel uyu. Alo Resul. Tesadüfe bak pişti olduk. Ya öyle olmuş. Bugün mümkünse bir araya gelmeyelim. Yani ikiz kardeş gibi olacağız. Bence de. Ya Şelale çıkalım mı geç kalmayalım ha? Olur. Onur Bey ben de bugün erken çıkabilir miyim diyecektim size. Bir işi mi var? Evet yani şey var. Kıyafete bakılırsa özel biriyle buluşulacak. He, öyle mi Aslı? Evet yani şey özel bir konu. Tabii olur. İyi eğlenceler Aslı. Teşekkürler. Görüşürüz. Ya, gene ben burada kaldım ya. Nereye gidiyor bunlar? Ya Aslı'ya açılacağım diyorsun. Gidip her şeyi söyleyeceğim diyorsun. Sonra gelip burada çalışıyorsun. Nasıl olacak bu işler? Ya akşam aradım, görüşelim dedim. Yorgunum dedi. Sabah aradım, buluşalım dedim. Alışverişteyim dedi. Şimdi de şirkette. Ne yapacağım ben? Şimdi git söyle. Kap bir demet çiçek, bas ofisi, çek kenara, anlat her şeyi. Ya iyi de Faruk. Ben böyle özel bir şey olsun istiyorum. Ya bu kadar bekledim, biraz daha beklerim. İlla ki bir yerde baş başa kalacağız değil mi? Bekle sen daha bekle. Yalnız dikkat et tren kaçmasın. Mişel. Gel çekelim. Var ya senin yerinde olsam şimdiye 50 kere evlenmiştim. Üstüne de boşanmıştım. Casper gelsene. Vallahi şu Fadi'ye çok üzülüyorum Muzaffer Bey. Yani kaç gündür dışarı çıkarmıyorsunuz yazık. Sonuçta o da bir genç kız. Yani
bu ceza biraz fazla uzamadı mı Muzaffer Bey? Affediverin şunları. Ya ikiniz de çok haklısınız. Hele demin Fadi'nin halini gördüm, içim sızladı. Süzülmüş kızcağız, küçücük kalmış ya, uf. Affedecek misiniz? Fadi'yi affederim de yalnız o sahtekar doktor... ...ya sizin gözünüzün önünde neler yaptı bana ya, bir el işaretleri falan. Hiç kanım kaynamadı o herife benim. Ben de pek sevmedim. Ama Fadik sevmiş, yapacak bir şey yok. Öyle. Çocuklar isteyince artık bize kabul etmesi kalıyor. Burada öylece oturuyor. Tuvalete bile gittiği yok. Robot mudur nedir anlamadım, gitti. Film için çalışmamız gerekiyor Pelin'ciğim. Baş başa kalacağımız bir yere ihtiyacımız var. Buraya gel diyeceğim ama burada da Sarp çalışıyor. Tamam Faruk. Ben sana bir şekilde gönderip sana haber vereceğim. Atlar gelirsin. Bütün gününü bana ayırdığın için çok teşekkür ederim. Geldiğinden beri bir türlü dışarı çıkamadık. Biraz nefes alalım değil mi? Şelale de nereden çıktı ya? İsme bak zaten. Coğrafya kitabından fırlamış gibi. Nereye gidiyor bunlar ya? Fadik! Fadik! Kalk kız kalk, sana bir şey söyleyeceğiz. Fadik! Fadik! Bu ne ya? Balon. Aa, nerede bu kız? Fadik! Fadik! Muzaffer Bey. Efendim? Bir not var burada. Ne diyor? Daha fazla dayanamıyorum. Beni merak etmeyin. Kaçtım ben evden. Not, vallahi kaçtım. Nereye gider bu kız canım? Nereye gidecek? Resul'ün yanına gitmiştir. Ya! Peki o sahtekar nerede? Ben biliyorum Muzaffer nerede olduğunu. Yürüyün benden. Hadi. Alo Resul, operasyon tamam. Bizimkiler yuttu numarayı. Hadi gel hemen. Ben de hazırlanayım bari. Sanem. Ne yapacaksın bugün? Bir planım yok. Şu anda da burada çok rahatım. Hiçbir güç beni buradan kaldıramaz hayatım. O yüzden boşuna uğraşma. Son zamanlarda Onur'dan bir haber aldın mı? Hayır, almadım. Yani doğum günde ofisine gittim, orada değildi. Telefon aradı, cevap vermedi. Ben de bir süre uzak kalmaya karar verdim. Yokluğuma değerimi daha iyi anlar belki. Yani, sen bilirsin tabii ama bence bu kadar uzakta tutma kendini. Yani neticede Onur'un etrafında bir sürü kadın var değil mi şekerim? Rüya gittikten sonra ben rahatım canım. Zaten Onur da her önüne çıkanla beraber olacak biri değil. Ay Pelin, tepemde akbaba gibi dolaşmasana Allah aşkına, başım döndü. Bir arasana Onur'u. Şimdi, ay ne var canım? Hatırını sorarsın. Ne yapıyormuş bakalım? Ayrıca bence böyle zamansız, hiç beklemediği bir anda araman daha çok hoşuna gidecektir. Çok özlemişim seninle beraber dolaşmayı. Buralara çok sık gelirdik, hatırlıyor musun? El ele dolaşıp saatlerce gezerdik. Evet. İşte yine buradayız. Buralarda bir mağaza vardı benim çok sevdiğim. Kapandı mı? He. Yo, zannetmiyorum. Buralarda olacaktı ama. İleride herhalde. Şurada hemen ya.
Ya sen bu arada alışveriş mi yapacaksın yani? Ya 5 dakika fazla değil. Bir bakıp çıkacağım. Ha, 5 dakika. Ya 2 saat 5 dakika herhalde. Abartma. Bak geldik bile. Hadi. Hey, hadi bakalım. Nereden aradım ki ben şimdi durduk yerde onu? Boşu boşuna peşinden koşuyormuş gibi oldum. Ay toplantıya falan girmişti canım, olamaz mı? Olabilir. Yani olabilir tabii ama nedense ben öyle hissetmiyorum. Bu işin içinde başka bir iş var. Ne gibi? Bilmiyorum. Ama Onur hiç böyle davranmazdı. Bu çok uzun süren bir sessizlik Pelin. O evde çalışan kadına tam işi bırakacak zamanı buldu ya. Ondan da haber alamıyorum artık. Neden ofise gidip Onur'la konuşmuyorsun? Yok artık. Sanem, sen zeki kadınsın. Böyle Onur'u görünce şak diye anlarsın ne olup bittiğini. Yani ben seni düşündüğüm için söylüyorum Şeker. Ben ne zaman kalktım oradan ya? Telefon açılmayınca sinirlenip kalktın ya. Ne oluyor burada? Ay! Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Aslı dur, benim ben Faruk Bertan. Amma korktun ya. Ben bir an boş bulundum da ondan oldu. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Dolaşıyorum öyle aklımda senaryolar. Yılbaşı alışveriş falan. Aslı sen ne yapıyorsun burada? Birini mi bekliyorsun yoksa? Ay yok canım, ben yani kimi bekleyeceğim? Öyle işte. Sarp falan ha? Ha yok canım, ben tek başınayım. Öylesine yürüyüşe çıkmıştım ben. Ben devam edeyim en iyisi. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım. Aa yok, benim gerçekten acelem var. Bak bizim. Şurada çok güzel bir kafe biliyorum. Hem iki sohbet ederiz ya. Hadi gel bir kahve ısmarlayayım sana. Ama... Hadi gel. Merhaba yavrucuğum. Biz Resul'ü arıyoruz burada mı? Siz kimsiniz? Biz onun Azrail'iyiz. Bulduğumuz yerde geberteceğiz. Amca şaka yapıyor yavrum. Biz onun ana babasıyız. Burada çalıştığını söylemişti de. Hı, çıktı o teyzeciğim. Yanında bir kız var mıydı? Vallahi ben yalnız gördüm. Nereye gitti evladım? Bir şey söylemedi mi? Söylemedi efendim. Peki, hadi iyi günler kız. İyi günler. Mehmet Hanım, kesin bir yerde buluşup birlikte kaçtı bunlar. Ne yapacağız şimdi Mehmet Hanım? İyi, Muzaffer Bey, düşünelim. Hem yürüyelim hem düşünelim. Değil, hadi. Hadi. Kız, cin gibisin vallahi. Nereden geldi aklına bu plan? Gelir benim öyle. Ay sen çok mu zekisin bakayım? Biraz işte. Fadik. Hmm. Kız, kaçırayım mı seni bizim köye? Ya ne köyü, ne kaçırması Resul ya? Nereden çıktı şimdi bu? Ne olacağız biz böyle? Hem bak birazdan dedenler de gelecek zaten. Oo, onlar gelmez daha. O şimdi önce şirkete gidecek. Sonra oradan mahalleye esnafa falan soracak. Sonra oradan karakola gidecek. Oho, uzun iş. Yani biz biraz daha rahatız. Olsun. Öyle ya da böyle sonunda gelmeyecek mi? Ne diyeceksin gelince dedene? Uf, o kadarını düşünmedik herhalde ya. Hemen keyfimizi kaçırmasana. Burada baş başa kalmışız. İnsan biraz tadını çıkarır değil mi? Hadi. Kız, ben seni görünce böyle içim bir hoş oluyor ha. Nasıl hoş oluyor? Ay söyleyemem, utanırım şimdi. Ay senin gözünde bir şey mi var? Neresinde? Bakayım. Bak. Ben şaka yaptım. Nereye oturalım? Her zamanki yerimde. Teşekkür.
teşekkürler. Karnım nasıl iç alıyor anlatamam. Neredeyse düşüp bayılacağım birazdan. Alışverişte o kadar vakit kaybetmeseydik çoktan karnımızı doyurmuştuk şimdiye kadar. Çok sıkıldım mı gerçekten? O kadar da acele ettim. Bir saat. Bir elbise için bir saat. Hiç değişmemişsin yani. Sen de. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor, bir sorun yok. Erkek arkadaşın var mı? Nasıl yani, anlamadım. Erkek. Biliyorsun değil mi ne demek olduğunu? Benim gibi bir şey. Ha, yani biliyorum da bu soruyu neden sorduğunuzu anlayamadım. Neden olacak canım? Seni yakından tanımak istiyorum. Ortak arkadaşlarımız var neticede. Sarp mesela. İyi çocuktur değil mi bizim Sarp? İyi tabii. Yani ben çok severim Sarp'ı. O da seni çok bahseder hep çok iyi kız diye. Sağ olsun. Sağ olsun tabii. De benim artık gerçekten kalkmam gerekiyor. Hem saat de geç oldu. Olmaz, olmaz. Ben bir telefon edip geleceğim. Bir saniye. Ha, bu nereden çıktı ya? Hem zaten Onur Beyleri de kaçırdım. Ya ben nereden bulacağım şimdi onları? Sarp, mutlaka gelmen gerekiyor. Çok güzel bir mekan diyorum. Gel gör bir bak. Senin o manyak sahne var ya, onu da burada çekmek istiyorum işte. Tamam, acele et ama bak. Tabii ki mekan kaçmıyor. Gün ışığıyla gör istiyorum. Tarif mi? Edeyim. Bir türlü karar veremiyorum. Efendim Aslı'cığım? Onur Bey merhaba. Müsait misiniz? Ya aslında pek değilim ama önemli bir şey mi var? Ne? Ben bir kredi sunalım ve Yusuf'un odası istiyorum. Aslı orada mısın? Buradayım ben de. Onur Bey siz eğer müsait değilseniz ben daha sonra ararım sizi. Yok canım, yani önemli bir şey varsa söyleyebilirsin. Yok önemli bir şey yok. İyi günler, iyi günler. Yazın salatası mı? Bu nereden çıktı ya? Çok affedersin Aslı'cığım. Beklettim. Kalkalım mı artık? Olmaz. Yeni geldik. Ta ki hem ben gelirken çay da söyledim. Anlat bakalım, en çok hangi filmi beğeniyorsun? Bilmem. Hiç düşünmedim. Suyunu da çekti mi, bulgur pilavımız hazır. Senin elinden de her iş geliyor Resul. Ne yapacaksın? Bekarlık. Yani mecburen öğreniyorsun. Ben de şimdi bulgur pilavının yanına cacık yapacağım. Cacık mı? Bayılırım cacığa. Resul, yalnız bu var ya, birlikte yaptığımız ilk yemek ha. Sana bir şey diyeyim mi? Bu bizim dışarıda yediğimiz pilavlardan, pizzalardan, köftelerden daha güzel olacak. Senin gözünde bir şey mi var? Ne var? Şaka yaptım. Ya manyaksın ya. Ay benim içim bir hoş oluyor ya. Kaldı bu ya. Kim nerede kaldı? Garson. Garson nerede kaldı? Bu çay da içtikçe içesi geliyor insanın. Maşallah. Çok güzel. Vallahi sizi bilmem ama benim artık gerçekten kalkmam gerekiyor. Sakın. Olur. Aslı. Sen nereden çıktın ya? Hiç, öyle dolaşıyordum. Siz ne yapıyorsunuz? Oturuyoruz. Ne güzel mekan değil mi? Allah! Toplantım vardı benim. Nasıl unuttum? Çok özür dilerim ya, gitmek zorundayım ben. Hesabı halledersin değil mi Sarp'cığım? Göreyim seni, çak konu.
Hadi iyi günler. Biraz daha oturalım mı? Benim hiç işim yok çünkü. Vallahi oturalım, oturalım da yalnız burada oturmayalım ha. Bana burası böyle bastı. Hem benim biraz karnım acıktı. Yemek yemeye gidelim mi? Gidelim. Ne yemek istersin? Yosun salatası. O nereden çıktı ya? Vallahi şimdi Sarp'cığım benim kaç gündür canım yosun salatası yemek istiyordu. Yani böyle rüyalarıma kadar girdi. Açta erdim herhalde. Buralarda yosun salatası yiyebileceğimiz bir yer var mı? Yani benim bildiğim yakınlarda bir Çin lokantası olacaktı. Ay ne tesadüf. Hadi oraya gidelim ha? Olur da ya Aslı sen gerçekten daha önce yosun salatası yedin mi? Tabii canım, tabii ki de yedim. Ya biz ailece çok severiz yosun salatasını. Yani bir bilsen anneanne o yosunun çorbasından tut salatasına, sarmasına kadar hepsini birden yapar yani. Anneannen Çin mutfağına bayılıyor. Çok sever, çok. Hatta bir ara Çince bile öğrenmeye kalktı, değil işte. Hadi kalkalım o zaman. Hadi gidelim. Hesabı alabilir miyiz? Nasılım? Çok güzel olmuşsun tatlım. Zaten saatlerdir hazırlanıyorsun. Hadi çık artık, geç kalacaksın. Tamam. Ben şimdi bugün oraya gideceğim. Ve neler olup bittiğini öğreneceğim Pelin'cim. Zaten Onur'un bu sessizliğinin bir sebebi olmalı değil mi? Harikasın tatlım. Bayılıyorum senin bu kararlı haline. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Alo Faruk, Sanem çıktı. Ya herkese sorduk. Kimse bir şey bilmiyor Meveş Hanım. Nereye gitti bu kız ya? Acaba diyorum bir otobüsü atlayıp köyüne mi gitti? Yok, o hayatta köye dönmez ama nereye gitti? Bir eve gidelim, belki de pişman olup dönmüştür. Hadi, ben yokken neler oldu anlatsana biraz. Tam olarak neyi merak ediyorsun? Sanem mesela. Ayrıldığımızı biliyorsun. Görüşüyor musunuz hala? Arada sırada. Yani istemeden de olsa. Dünya küçük, yapacak bir şey yok. Senin dünyan küçük aslında. Kırsan biraz zincirlerini. Evle iş arasında mekik dokunmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Onur? Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Ya bu nasıl bir sürpriz böyle? Tesadüf işte. Ne haber Onur? İyidir Sarp, senden? Ne haber Şelale? Merhaba. Yemekler 5 dakikaya hazır. Ben o zaman yavaş yavaş sofrayı kurayım. Ama mum yok, öyle idare edeceğiz artık. İçerideler. Heh, üfle bakayım. Çok sıcak ona göre. Çok sıcak ya. Dedim ben sana. Üfle. Harika olmuş resim. Hadi cacığın tadına bir bak bakalım. Kim nasıl olmuş? Sayın, tuzu biraz. Az bir, biraz daha tuz at bakayım. Ver bakayım bir tane. Kızım dur uylanırım. Ne? Panik ben uylanırım oramda. Nereden? Ya su doku. Dede! Muzaffer Bey amca. Karar verdin mi? Yok, daha veremedim ben. Spesiyel udan eriştesi öneriyorum. Affedersin, biraz önce kulağım çınlıyordu. Seni duyamadım da ne demiştin? Daha önce denedin mi spesiyel udan eriştesini? Denedim tabii canım, denedim yani. Ben her hafta mutlaka bir kere yerim.
Biz buraya yosun salatası yemek için gelmemiş miydik? Aa, yosun salatası mı? Senin de zevklerimiz uyuyor anlaşılan. Hem aynı elbiseyi beğendik, hem aynı yemeği seçtik. Ya, ya öyle tabii. Aslında anneannesi de yosun salatası yapar evde. Hatta sarmasını bile yapıyor, değil mi Aslı? Aa, yok artık canım. Anneannen çok modern bir kadın anlaşılan. Ya öyledir, öyledir. Bir tanısan. Muzaffer Beyciğim, alnının şakından vurun bunu. Son duanı et sahtekar doktor. Ya dede sen nereden buldun o silahı ya? Arkadaşımdan aldım. Bu herifi geberteceğim. Ay Muzaffer Bey lütfen elinizi kana bulamayın. Siz karışmayın Mehveş Hanım. Muzaffer dedeciğim, galiba ben istemeden sizi çok üzmüş bulundum. Verin ben o mübarek elinizi öpeyim de barışalım artık ne olur. Sen beni kandırdın. Buna ceza olarak ben de seni geberteceğim. Ya dede yalvarırım indir şunu ya. Şeytan dondurur onu. Silah zaten dolu kız. Yarısı ona yarısı sana. Madem bu kadar kararlısınız sadece beni vurun. Fadiye dokunmayın ne olur. Hayır dedeciğim sen beni vur. Resul'ün hiçbir suçu yok. Hadi. Resul. Ne buraya gelin hadi. Ay. Ah! Resul! 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 Muzaffer Beyciğim hani oyuncaktı bu silah? Dede sen ne yaptın ya? Resul! Resul yalvarırım kalk bak. Daha bulgur pilavı yiyeceğiz Resul! Ne oluyor burada? Fiko teyze! Fiko teyze gel! Dedem sevdiğimi vurdu Fiko teyze. Muzaffer amca? Ya oyuncak tabanca bu ve oyuncak tabancayla adam vurulur mu? Yok canım. Bence bu salak korkudan bayıldı. Oğlum. Ay hortladı. Resul. Şükürler olsun bak gitti geri geldi. Resul ölmemişsin. Aslı'cığım beğendin mi yosun salatasını? Beğendim. Çok güzel olmuş. Vallahi dayanamayacağım senden alacağım biraz. Al. İstiyorsan hepsini alabilirsin. Çok lezzetli. Ya 5 yıl öncesine göre hiçbir şey değişmemiş. Burası sık geldiniz bir yer galiba. Çok sık gelirdik. Hatta hep bu masaya otururduk. Değil mi Onur? Ya Şelale şimdi bu konularını açmanın ne lüzumu var? Burası benim favori mekanım Onur. Hatırası da var. Arkadaşlarla paylaşıyorum. Senin böyle sevdiğin mekanlar var mı? Var. Bizim orada köfteci İbo var. Orasını çok severim ben. Sen çok komik kızsın gerçekten. Yani yosun salatası ondan sonra köfteci İbo. Ya aslında biliyor musun? Benim için mekanların bir anlamı yok. Oraya kimle gittiğim, kiminle sohbet ettiğim. Bunlar benim için daha değerli şeyler. İstersen çatal isteyelim. Yani daha kolay yersin. Pardon, bir çatal alabilir miyiz hanımefendi için? Ben bir lavaboya kadar gideyim. Varmış mı seninki? Varmış. Ama yolda düşmüşüm, bayılmamıştır inşallah. Ya dalga geçme dede ya. Biz şoktan gerçek sandık. Ne bilelim balonun patladığını. Evladım benim ne işim var gerçek tabancayla ya Allah. Yani Muzaffer Beyciğim bir daha bence o çocuk buralarda dolaşamaz. Vallahi yüreğine iniyor nazda. Ay evet ya yazık ona çok korktu. Dede affettin mi şimdi sen Resul'ü? Niye affedeyim ki? Ya o kadar bayıldı çocuk ya. Boşuna mı bayıldı dede ya? Yok. Pek boşuna sayılmaz. Bak hepimizi ne kadar güldürdü. Çok komik.
tam o şelalenin ağzının payını verdim derken birden üstüm başım battı. Zaten iki tane çubukla yemek yendiği nerede görülmüş? Aa, gerçi tabii Şelale Hanım yiyebiliyor. O her şeyin zaten en iyisini biliyor. En iyi restoran nerede? En iyi tatil cenneti nerede? Sorana söylesin. Ay, darlandım bütün gün ya. Aslı. Hı. Sen Onur'un o restoranda olacağını biliyor muydun? Ben mi? Aslı. Şey, şimdi şöyle. Benim Onur Bey'in orada olduğuna dair bir duyum aldığım doğru. Anladım ben. Ya işte ben Onur Bey'le telefonda konuşuyordum. Arkasından yosun salatası lafını duyunca girsin de biliyorsun zaten. Ya hani sen Onur'un peşinden koşmayacaktın artık? Koşmuş gibi mi oldum? Sence? Bana kızdın mı? Yok. Bir yere gidip bir kahve içelim mi? Hem seninle konuşacağım bazı şeyler var. Ya Sarp'cığım biliyorsun üstüm başım battı. Hem yorgunum da zaten. Yine ekiyorsun beni yani. Tamam. Söz veriyorum yarın istediğin yere istediğin saatte geleceğim. O zaman kahvaltı yapıyoruz. Tamam kesin geliyorum. Aslı sıkma artık canını. Bak hem yarın çok güzel bir gün olacak. Niye yarın bir şey mi olacak? Belki olur. Sarp sen de benim gibi hayal kurmaya başladın artık ha. Hiç faizler düşecekmiş de onu okuyorum. İyi. Ben de bir duşa gireceğim. Gelebilir miyim? Bak şimdi. Buradaki deniz sonsuzluğu ve özgürlüğü temsil ediyor. Tamam? Ya tamam da şimdi benim karakterim için sadece böyle oturup denizi izler diyor. Evet. Yani hiç konuşmayacak mıyım? Hayır Pelin, gerek yok. Ay olur mu öyle şey canım? Yani böyle gideyim bir simitçiden simit alayım. Ya da ne bileyim yanıma bir çocuk otursun onunla böyle iki çift laf edeyim falan. Pelin, sen oyuncusun, ben yönetmenim, bu da senaryo. Yani herkes kendi işini yapacak. Anlaştık? Ay öyle çok zevksiz. Ya ben daha iyi olsun diye söylüyorum. Bir sonraki sahneye geçelim mi? Ay tamam. Senden uzun zamandır haber alamadım. Doğum günde ofise geldim. Defalarca aradım. Bugün ofise uğradım. En sonunda da buraya geldim. Bir sorun yok değil mi? Ne gibi sorun olması gerekiyor? Sen yani iyisin. İyiyim sana. Sen nasılsın? Nedense içim rahat etmiyor. Sanki benden bir şey saklıyorsun gibi hissediyorum. Ne saklayacağım sen? Kim geldi Onur? Hoş geldin Sani. Sen de hoş geldin Şelale. Döndüğünden haberim yoktu. Onur'un doğum gününe geldim. Şimdi burada kalıyorum. İçindeki sıkıntının nedenini şimdi anladım. Neyse. Değişmemiş. Resmen basıldınız yani. Sorma kızım ya. Sonra dedem duvardan av tüfeğini kaptığı gibi Resul'ün kafasına bir dayadı. Ne? Ya ben böyle yalvarıyorum. Dede dur ne olursun yalvarırım yapma diye ayaklarına kapandım tabii. Bu namus meselesidir sen karışma diye beni böyle bir itti. Ben böyle kafamı duvara bir çarptım. Oradan koltuğa bir uçtum tabii. Sen gene uçtun ha.
aslında biraz uçtum ama konunun ana fikri özetle bu. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Bak hiç de renk vermiyorsun ha. Kızım eve kapandık diye fark etmiyoruz ama. Geçen gün seni camdan gördüm. Ay üstünde çok güzel bir elbise vardı ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben daha güzelini dikerim de neyse o konuya girmeyeceğim. Kız bütün bunlar Onur Bey için değil mi? Valla o işler biraz karıştı. Ne oldu kız anlatsana azıcık. Ne olacak? Şelale. O ne be? Şu bildiğimiz şırıl akan şelale mi? Hı. Aynen öyle. Onur Bey'in eski sevgilisi. Yurt dışından yeni döndü. Ve hala Onur'da gözü var. Hadi ya. Güzel mi peki? Maalesef. Ay kızım ne sendeki bu şansta ya? Şimdi o kadar da zayıfladım. Boşuna mı verdin bunca kiloyu? Ya vallahi kız sadece güzel olsa iyi. Ha bir de üstüne zehir gibi. Valla ben nasıl uğraşacağım bununla? Ne yapacağız biliyor musun? Hı. Sıkıştıracağız onu bir köşede. Sonra böyle saçına yapışacağız. Bana bak kızım kendine gel diyeceğiz. Dinlemiyorsa ağzını yüzünü dağıttıktan sonra duvardan duvara fırlatacağız onu. Sen gene uçtun ha? Ha biraz uçtum. Hadi yine kafan çalışsın. Şimdi sahne 20 ile devam ediyoruz. Bu sahneyi canlandırmamız lazım. Burada öpüşürler yazıyor. Ben öpüşmem Faruk. Pelin, öpüşme, koklaşma, konuşma nasıl olacak bu işler? Yeni yetmezi bir de oyunculara benzedin ya. Bu senin rolün. Rolün ne gerektiriyorsa onu yapacaksın. Hem film için çok önemli bir sahne bu. Kavuşma sahnesi. Duygu var, aşk var, ihtiras var, ateş var. Bunu nasıl oynadığını görmem lazım. Ay öpüşürken nasıl göreceksin Faruk? Hissederim ben, sen merak etme. Ben seninle öpüşmem Faruk. Ay manyak mısın nesin ya? Ya benimle öpüşmüyorsun ki. Filmdeki karakter Yılmaz'ım ben. Yılmaz'la da öpüşmem ben. Yani neyse. Tamam film çekerken bakarız, düşünürüz. Sarıl bari hiç olmaz. Pelin bu ne? Ne? Hani duygu, aşk, ihtiras? Yahu 2 yıldır görmediğin sevgilini oynuyorum ben burada. Ya belki bu 2 yıl içinde kadına böyle bir soğukluk gelmiştir. Olamaz mı? Olamaz. Çünkü senaryoda yok. Senaryoda olsaydı olurdu. Ama yok. Olamaz. Sen geç şimdi şuraya. Burası bir tren garı. Geç, geç, geç. O da bir bank. İliş bankın ucuna. Heh. Ben senin sevgilinim. 2 yıldır görmediğin. Trenden iniyorum. Seni görüyorum. Birbirimize sarılıyoruz. Gerçeği istiyorum bak. Gerçek. Ay tamam Faruk. Rahatsız olmayın, ben zaten odama çıkıyorum. Sanem! Ya düşündüğün gibi değil. Ay gerçekten. Harika oynadın. Sen benim rüyama ya. Çünkü beni düşünüyorsun. Şelale senin için çok zor bir rakip. Onunla baş edemeyeceğini biliyorsun. Ben seninle artık işim bitti benim canım ya. Bir daha krem sürmeyeceğim ben. Ya kremi sürmezsen Onur'u kaybedersin. Şelale Onur'a çok yakın. Her an aklını çelebilir. Zaman senin aleyhine işliyor Aslı. Ya krem sürsem ne değişecek? Ben Onur Bey'in bu halime aşık olmasını istiyorum. Gerçek doğal halimi. Anlıyorum. Ama ortada çok fazla rakip var. Onur seni görmüyor bile. Hı? Sen de işime yarayacaksın ki benim. Benim sayemde Onur'a daha yakın olacaksın.
Çevresindeki kadınlarla sadece ben başa çıkabilirim. Kabul et artık. Bana ihtiyacın var. Ya Onur Bey sana kızgın ya. Seni dinlemez ki. Ya bir şans ver bana. Yoksa onu kaybedeceksin. Bir şans. Bugün bir umut doğdu içime. Eminim hayat güzel geçecek. Hiç görmediğim şans birisi. Bir şans. Bundan böyle beni seçecek. Bir şans. Bir fırıltı var bende. Su bile daha lezzetli sanki. Sen şans. En sonunda dağıldı bak bulutlar, düş gibiydi. Belki şimdiye kadar yumurta. Hiç vakit kaybetmeden ta içimde sana ait bir aşk. Nasıl isteyeceğim ben bu kremi ya? He? Kızacak da şimdi bana. Kesin. Kesin kızacak. Ama ne yapayım, mecburum ya. Üf. Vallahi hiç atlayacağım yoksa ortamda. Neyse ben prova yapayım. Sarp'cığım kremimi alabilir miyim canım? He? Yok olmaz. Yok başka bir bahane bulmam lazım. Şey desem, Sarp'cığım kremi alabilir miyim? Böyle soğuktan yüzüm çok kurudum işte onun için istiyorum desem, ha? Buyur abla. Ha yok ya, ben o kremden bahsetmemiştim. Başka krem benimki de ama neyse ben gene alayım onu. El kremi bu. İyi olur, ellerim de kuruduydu zaten. Oğlum nereden buldun bu kaymağı ya? Afyon kaymağı mı bu? Muhteşem bir şey. Ne yapıyorsun Faruk? Ne yapıyorum? Mahvetmişsin her tarafı. Ya sen yürüyüşe çıkacaktın. Çıkmıştım ama hava soğuktu geri döndüm. Hem niye bozuldun ya anlamadım. Yediğim içtiğimde de mi gözüm var artık? Sorun kaymaksa gider alırız Aslan. Ya sorun kaymak falan değil, sorun Aslı. Ben bu kahvaltıyı Aslı'ya yapmıştım. Günaydın. Oo, bensiz mi başladınız? Faruk başlamış. Kaymak çok güzeldi de görünce dayanamadım. Ben de. Avukatla konuştum. Taahhütnameyi vermiş. Borcumuzu ödeyince eşyalar geri gelecek. Ha bu arada akşam gördüklerini yanlış anlamanı istemem. Faruk'la henüz barışmış değilim yani. Şelale geri gelmiş. Kim? Şelale. Onur'un eski sevgilisi. Böyle ismiyle ilgili bir espri yapasım var ama aklıma gelmiyor. Pelin bu kız çok tehlikelidir. Böyle güler yüzlü görünür ama ince ince planlar yapar. Benim bu şelalenin suyunu kurutmam lazım. Bravo. İşte bu. Bugün biraz durgunsun. Ha, öyle miyim? Beğendin mi hazırladıklarımı? Vallahi her şey çok nefis olmuş. Hatta biraz fazla kaçırdım. Neyse, akşam sporda dengelerim. Aslı, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ben de sana. Yoksa düşündüğüm şey mi? Valla, bence bir gün sana bunu söyleyeceğimi tahmin ediyordum. Yani, tahmin ediyordum da. Sarp, ben arkadaşlarımızın bozulmasını istemiyorum. Bu yüzden de çok korkuyorum. Ya korkma, hiçbir şey değişmeyecek. Dün geceden beri sana bunu nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Vereceğin tepkiden çok çekiniyorum. Ya rahat ol. Ben de sana karşı kaç gündür nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum. Sen de mi? Evet.
Yani Faruk bile biliyor. Faruk'un da mı haberi var? Evet. Ona anlattım her şeyi. Kremden Faruk'a da mı bahsettin? Ne kremi ya? Sarp, ben kremden bahsediyorum. Kremi sürüp yeniden rüya olacağım. Ya ne diyorsun ya? Ne rüyası? Günaydın. Günaydın. Oo, sen neler yapmışsın böyle? Bugüne güzel başlayalım istedim. Her şey harika görünüyor. Pankek bile yapmışsın, çok severim. Biliyorum, unutmadım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya hani dönüşmeyecektin bir daha rüyaya? Ha? Hani bir daha asla istemeyecektin kremi? Sarp, mecburum. Neden? Şelale yüzünden mi? Aslı, beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın. Sarp, ne olursun beni anlamaya çalış. Al kremin. Ne istiyorsan onu yap. Ben gidiyorum. Benim sayemde Onur'a daha yakın olacaksın. Çevresindeki kadınlarla sadece ben başa çıkabilirim. Kabul et artık. Bana ihtiyacın var. Bir şey yok. Sizin dediğiniz gibi gerekçesleri yok bunun. Hayır diyorsa açık oturum yapacağız. Bunun üzerine madem siz gizli oturum yapmıyorsunuz ben de susmam. Şuraya koyuver. Karakolda verdiği şeyleri de... İfadeleri. Hamd edelim, halimize hamd edelim. Allah'ım neler var. Vah vah vah. Çok şükür halimize, çok şükür. Ben niye o ifadeleri verdim bilmiyorum. Nasıl çıkılıyor bu programa? Ben de çıkacağım oraya. Her şeyi bir bir anlatacağım. Otur oturduğun yerde. Aleme rezil mi edeceksin bizi? Ya millete üzülüyorsun. Bana gelince beni üzüyorsun. Yeter ama ya. Çifte standartmış. Şikayetçiyim sizden. Ay şikayetçiymiş. Ne yapsak? Acaba akşama biber dolması mı yesek? Biber dolması deyince nasıl canım çekti. Yaparım ben birazdan. Uf! Yanakları Amasya elması, çok güzeldir pijaması. Ay seni çok çok özledik. Güzeller güzeli biber dolması. Yani Muzaffer Bey, çok edebi bir konuşmanız var. Aman hanımefendiciğim, ne olacak canım? Uyduruk kadri bir şeyler arası sıralıyoruz işte. Uyduruğu buysa. Evin içinde sıkıldı canım. Dedeciğim bırak dışarı çıkayım artık canım. Manyak oldum sizinle otura otura. Vallahi kendimi atacağım aşağıya. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Sen de mi şair oldun be? Fadik. Heh, otur oturduğun yerde. Hiç güleceğim yok diyeyim, çok geçeceğim. Buyurun. Merhaba. Rüya. Öyle bir anda ortadan kaybolmak istemedim. Ama gerçekten çok korktum. Ne söyleyeceğini anlamıştım. Ve her şey çok hızlı oluyordu. Emin değildim. Keşke orada kalıp hayır deseydin. Emin ol beni daha az üzerdin. Özür dilerim Onur. Seni kırmak istemedim. Ama dediğim gibi gerçekten çok korktum. İnsanlar korkunca ne yapacağını bilemiyor. Şimdi niye geldin o zaman? Sadece
senden özür dilemek istedim. Ve sonra ortadan kaybolacaksın yine, değil mi? Hayır. Artık buradayım. Eğer istersen çalışmaya devam edebiliriz. İstemezsen de anlarım. Kendime yeni bir yol çizerim. Neden sana hayır diyemiyorum? Eğer istersen çekimlere devam edebiliriz. Ama hepsi o. Ve eğer bir daha ortadan kaybolursan bu kapıdan içeri giremezsin. Merak etme. Bundan sonra bir yere gitmiyorum. Artık barıştıysak sana bir yemek ısmarlayabilir miyim? Merhaba. Merhaba. Ben Şelale. Rüya. Fotoğraflarını reklamlarda görmüştüm. Gerçekten çok güzelmişsin. Teşekkür ederim. Sen de. Gidelim mi Onur? Çok acıktım. Ben Şelale'ye söz vermiştim. Sonra görüşürüz Rüya. Görüşürüz. Merhaba. Konuşmayacak mısın benimle? Hayır. Sarp, neden böyle yapıyorsun? Çünkü sözünde durmadın ve o kremi kullandın. Gerçeğinden vazgeçtin ve rüya oldun. Beni görmek bile istemiyorsun, değil mi? Ya ben gerçek olanını istiyorum. Ama ortaya çıkmak yerine senin içinde bir yerlerde saklanıp duruyor. Şu anda beni duyuyor mu ondan bile emin değilim. Duyuyor, duyuyor. O zaman beni iyi dinle Aslı. Sana çok uzun zamandan beri bir şey söylemek istiyordum. Ama bir türlü söyleyemedim. Artık bunu söyleyeceğim. Ben seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Sarp, hayır. Gelsene sen benimle biraz. İki dakika bekle Rüyacığım, hemen geliyorum. Gelsene sen, gel gel gel. Ne yapıyorsun sen ya? Faruk, bir dinler misin? Dinlemem abi, dinlemem. Hepimizi mahveden kadına neler söylüyorsun ya? Onur bunalımda. Film battı. Ben desem param olsa psikoloğa gideceğim. Faruk, delirdin mi abi? Ne diyorsun? Asıl sen delirdin. Sen kendini kaybettin. Her yerde Aslı'yı görüyorsun. Faruk, sen bizi bir yalnız bırakır mısın? Hayır arkadaşım, bırakmıyorum. Şu fotoğrafa bir bak, bir bak şuna. Bak, bak. Senin aşık olduğun kız bu, Aslı. Kıvırcık saçlı, biraz sakar. Ama cici, tertemiz, akıllı bir kızcağız. Gel sana öbür hatunu göstereyim. Aradaki farkı görürsün o zaman belki. Yine gitti. Yapamıyorum işte, gülemiyorum gönlümce, istesem de.